Kafa Mark'ın eğlenceli dünyasına tekrar hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir ürün tanıtacağız. Dr. Coffee'nin süper otomatik kahve makinesi. Nedir süper otomatik kahve makinesi? Birçok soru soruluyor bu konuyla alakalı. Özellikle bazı noktalarda ben barista bulamıyorum veya bir barista arkadaş bulundurma şansım yok denildiği noktada süper otomatikler devreye giriyor. Özellikle popüler olan herkesin kahve içtiği Box'ta onlar da süper otomatik kahve makinesi kullanmaktadırlar. Peki klasik kahve makineleriyle süper otomatikler arasında ne farklar var? Daha önceki videolarımızda bunu sizlere açıklamıştık. Burada tekrar kısa bir özet geçmek istiyorum. Kollu kahve makineleri yani klasik kahve makineleri daha çok 3. nesil çalışan arkadaşların üzerinde oynayabildiği çeşitli su, basınç veya ön demleme gibi birçok unsurla oynayabileceği makinalardır. Onunla mutlaka bir barista yeteneğini ihtiyaç vardır. Nasıl mutfakta bir şefin dokunduğu yemek daha farklı oluyorsa burada da baristanın dokunduğu kahve çok daha farklı oluyor. Yani kollu kahve makinalarında. Ama süper otomatiklerde durum çok farklı. Bir iş yeriniz var ama burada bir barista bulundurma şansınız yok. Sizi bu sefer kim kurtarıyor? Süper otomatik kahve makineleri kurtarıyor. Çünkü arada yaptıkları öğütme, presleme, kaşığı takma ve espressoyu doğru kıvamda verme işlemini makine otomatik hallediyor. Özellikle bize gelen sorulardan bir tanesi de şu. Benim bir benzin istasyonum var veya ufak bir kafem var ama burada müşteri direkt gidip kendi satın alsın veya kendi ürününü kendi alsın dediğiniz zaman işte o noktada bu makineler devreye girmekte. Birçok petrol istasyonunda mutlaka bu makinenin benzerlerini görmüşsünüzdür. Peki onlarla bunların arasındaki fark nedir? Birbirine çok benzeyen ürünler fakat Dr. Coffee son zamanlarda popülaritesi yükselen markalardan bir tanesi. Özellikle fiyat performans oranına bakıldığı zaman gerçekten çok başarılı bir ürün. Görseli çok kuvvetli, kalitesi çok kuvvetli ve sonuç gerçekten başarılı. Şimdi ben güzelce bir şekilde anlatacağım makineyi. Dediğim gibi özellikle petrol istasyonu yani benzin işletmelerinde kesinlikle vazgeçilmez olacak bir ürün. Benzin işletmesi olan arkadaşların dikkatine. Şimdi ben size makineyi anlatıyorum. Makinenin bir dokunmatik paneli var. Herkesin elinde artık bir telefon var, kontrol edebiliyor. Basit bir şekilde bütün ürünler burada mevcut. Açıkçası bunun olmasının amacı nedir? Müşteri makinenin başına geldiği zaman kafasının karışmaması gerekiyor. O yüzden her şey çok net. Bardak boyları net, alacağı ürün net. Sadece müşterinin orada bardağı seçip hangi ürünü istediğini bilmesi gerekiyor. Ürünün diğer bir özelliği, diğer makinelerden olan farklı özelliği ise bazı makinelerde çikolatalı ürün yani sıcak çikolata veya çikolatalı ürün verilmiyor. Sadece kahve bazlı ürünler veriyor. Dr. Coffee'nin bir adım önde olmasının diğer sebebi de bu. Hem fiyatı uygun hem çikolatalı mesela moka olsun veya sıcak çikolata olsun birçok üründe çok rahatlıkla verebiliyor. Burada bir adet çekirdek, bir adet de çikolata silosu bulunmakta. Burada da görüldüğü gibi istiyorsanız ürün şurada yaklaşık 3 litreye yakın bir su tankı bulunuyor. Su tankı istiyorsanız su bağlantılı da kullanabilirsiniz. Bazı süper otomatik makinelerde buna mutlaka dikkat edin. Eğer ürün su tanklıysa hiçbir şekilde su bağlantılıya dönmüyor. Ama bu modelde aldığınız takdirde ister su bağlantılı ister su tanklı kullanabilirsiniz. Size olan avantajı nedir? Mesela ürünü aldınız, bir yere montajını yaptınız. Su bağlantısı var ama bir eventiniz oldu, bir toplantınız oldu. Makineyi başka bir yere götürmeniz lazım. Orada da su yok. Ne yapıyorsunuz? Otomatik olarak içerisindeki su tankını kullanarak sorunu çözüyorsunuz ve ürünü mobil hale getirebiliyorsunuz. Bu da çok büyük bir avantaj. Bunun dışında ürünleri sağa veya sola kaydırarak çok rahat görselleriyle beraber ne alacağınızı bilmektesiniz. İsterseniz americano, cappuccino veya soğuk kahve dahi alabilirsiniz. En büyük avantajlardan bir tanesi de bu. Dr. Coffee'nin birçok avantajı var. Özellikle fiyat konusunda gerçekten benzer ürünlerden çok ciddi bir fiyat farkı var. Kalite olarak da çok birbirlerinden farklı değiller. Burada belirtmek isterim ki ürünün Ar-Ge çalışmasında Avrupa'da bilinen sağlam markaların çalışanları bu firmayla çalışmakta ve onların bünyesinde bulunmakta. O yüzden yapıları 3 aşağı 5 yukarı
birbirine benziyor. Bu da ufak bir tüyo olsun. Özellikle bu tarz makinenin içerisinde bulunan demleme ünitesi büyük bir kısmında plastiktir. Ama Dr. Coffee'nin dediğim gibi hep bir avantajı var. Hem fiyat avantajı ama kalitesi de önemli. İç kısmındaki demleme ünitesi metal. Faydası nedir? Bu aksam sürekli hareket ettiği için sert plastik zamanla deforme olabiliyor. Bunun süresi daha kısa. Ama bu ünitede metal olduğu için demleme ünitesinin deforme olma ihtimali çok daha düşük. Daha uzun ömürlü bir ürün ve günlük kapasitesi de çok daha yüksek. Sorulardan bir tanesi şu oluyor. Müşteri başına geldi, ne yapacak? Nasıl ayarlayacak? İlk tepkisi ne olacak makineyle? İlk başta tabii ki hemen bir bardak. Esasında çok basit, karton bardakları yanlarına koyuyorsunuz. Bunlar için de eğer istiyorsanız bardaklık, peçetelik gibi birçok ürün var. Onları da bize sorabilirsiniz. Ne yapacağız? Görüldüğü gibi aşağı yukarı inen bir bölüm var. Müşteri bardağınıza göre bunu hareket ettirebilir. Çok zor bir şey değil. Basit bir güç kullanarak bunu yapabilir. Americano alalım en basitinden. Burada hemen yazıyor zaten Americano ve tuşuna bastık. Sesi de duyuyorsunuz. Kahveyi çekiyor. Taze kahveden, çekirdek kahveden çekti, presledi ve hemen hızlı bir şekilde kahvemizi almaya başladık. Gördüğü gibi bekleme yok. Kaşığı taktım, öğüttüm, şu bunların hiçbirisi yok. Evet, kahvemiz hazır. Bir tadına bakalım bari en azından. Döktüm. Süper. Güzel bir Americano elde ettik. Hiçbir şekilde yardıma ihtiyacımız olmadan kendi kahvemizi hemen anında alabiliyoruz. Ve ard arda birçok kahveyi alabiliyoruz. Beklemeden hızlı bir şekilde alma şansımız var. Ürünün diğer bir özelliği ise taze sütten kahve yapması. Zaten bizim esas amacımız da her zaman o. Taze çekirdek, her şeyin taze olması ve gerçek olması, gerçek üründen olması. Süt tozu veya başka bir şeyden değil. Bunun yanına mutlaka bir süt soğutucu alınması gerekiyor. Neden süt soğutucu önemli? Çünkü soğuk süt ancak köpürür. Öbür türlü sıcak günlerde siz bunun yanına bir karton süt koyarsanız gün boyu, özellikle Antalya gibi bir yerde, sıcak bir yerdeyseniz o süt direkt bozulur. Yiyecek zehirlenmesi yaşanabilir. O yüzden buna mutlaka yanına bir süt soğutucu eklenmekte. Biz şimdilik bunu buraya koymadık ama görüldüğü gibi buradaki borudan direkt sütü taze bir şekilde çekip gerek latte'ye, gerek cappuccino'ya veya mocha'ya ekleme yapmakta ve anlık bir şekilde ısıtıp size kahvenizi doğru kıvamda ve doğru ayarda vermektedir. Bunun dışında bir USB girişi var. Bununla ilgili bütün dataları alabilirsiniz. Bu konuda işletmelere birçok kolaylık da sağlamakta bu ürün. Diğer klasik kahve makinelerinde cost control, yani yiyecek kontrolü yapmanız daha zordur. Neden? Çünkü çekilen kahveyi net bilmeniz lazım. Preslenen, o gün kaç tane cappuccino yapıldı veya espresso yapıldı, bunların hepsini bilme şansınız biraz daha zahmetli. Burada ise öyle bir şey şansınız yok. Çünkü basılan her tuşta arka planda kaç tane espresso, kaç tane americano, hepsini tek tek yazmakta ve günün sonunda size rapor halinde vermektedir. Bu da sizin için özellikle, tabii ki başında bir barista veya yönetebileceğiniz bir kişi olmadığından dolayı, size bu datayı makine otomatik olarak sağlamaktadır. Bunun dışında otomatik temizleme özelliği mevcuttur. Peki bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi ne? Temizlik. Şimdi kollu kahve makinelerinde kullanıcı veya barista günün sonunda onu detaylı bir şekilde temizlemek zorunda. İşte sıvısıyla, deterjanıyla, birçok şeyle onu düzgün bir şekilde temizlemek zorunda ki bir sonraki güne temiz bir başlangıç olsun. Ama peki bu makinelerde nasıl olacak? Nasıl temizleyeceğiz? Veya nasıl dokunmamız lazım ki temizlik sağlansın? Bu noktada yine her şey otomatik olduğu gibi temizleme de otomatik. İçerisine tabletini atıyoruz. Mavi sıvısını da şuradan süt koyma yerinden koyup ondan sonra temizliğe başla dediğimiz zaman ağır temizlik olarak tamamını temizliyor. Bir sonraki gün ürünümüz temiz, kullanıma hazır. Şimdi makinamızı temizledikten sonra bir de şu ön tarafının çıkartılması var. Burayı çıkarttıktan sonra görüldüğü gibi burada kahvelerin posaları bulunmakta. Tabii ki buraya da su gitmekte. Bu sayede burayı da boşalttıktan sonra tam temizlik gerçekleşmektedir. Posayı her çektiğimizde mutlaka makine uyarı verir. Posa çekmecesi yerinde değil. Takmadığınız müddetçe de asla çalışmaz. Makine her şekilde kendini korumaya yönelik hareket etmektedir. Sizin yapacağınız bir hata olursa makine otomatik olarak şu hatadan dolayı çalışmıyorum diye size belirtebilir.
Bunun dışında birçok kişinin kafasına takılan konulardan bir tanesi, ben decaffeinated kahve istiyorum. Yani kafeinsiz kahve istiyorum. Veya işte öğütülmüş başka özel bir kahveniz vardır, ondan istiyorum dediği zaman üst kısmında ufak bir kapak bulunmakta. Hemen şu ikisinin arasında. Oradan gerekli miktarı içerisine koyduktan sonra basıp buradan öğütülmüş kahve tuşuna basarak ürünü alabilirsiniz. Yani bu demektir ki sadece buradaki çekirdeği değil, herhangi öğüttüğünüz bir çekirdeği de kullanabilirsiniz. Ama instant kahve değil. Bunun altını çizelim. Instant ayrı bir konu. Toast kahve değildir. Ama normalde çekirdekten öğütülmüş bir kahveyi de buradan ekstra olarak alabilirsiniz. Temizlik tableti buradan atılıyor. Hemen onu da söyleyelim. Temizlik tabletini buradan atıp hemen hızlı bir şekilde temizle deyince başlayabiliyor. Temizleme bölümü, rinse dediğimiz bir boşa su atma gibi bölümleri de bulunmakta. Bunun haricinde servis menüsü ve birçok menü de burada oluşmakta. Bu servis menüsünden tabii ki ayarlamalar yapıldığı zaman birçok ayar yapılabiliyor. Nedir? İşte önce kahveyi versin, sonra sütü versin, önce sütü versin, sonra kahveyi versin gibi birçok opsiyonları mevcut. Özellikle benzin istasyonları sahiplerinin sorduğu sorulardan bir tanesi de ödeme sistemi. Ödeme sistemi biraz daha maliyetli bir sistem. Neden? Çünkü şöyle bir durum var. Bir POS makinesi satın alıyorsunuz bir nevi. Ve bununla bir entegrasyonu söz konusu oluyor. Bununla ilgili de tabii ki belli bir gider oluşuyor. Ama sistemi otomatik olarak hiç kimseye bağlı olmadan yönetimini de sağlamış olabiliyorsunuz. Bu ürünlerle alakalı elbette entegrasyon var mıdır? Vardır. Bunun da belli bir maliyet hesabına maliyeti vardır. Bununla ilgili bilgileri de tabii ki bizlerden Kafe Mark'ı arayarak alabilirsiniz. Kendini yıkayabiliyor, temizleyebiliyor, her türlü ürünü verebiliyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Özellikle biz benzin istasyonları bu ürünü kullanması yönünde altını çizerek söyledik ama şunu da unutmayalım. Özellikle otellerin banket salonlarında garson bulunduramıyorsanız, bir servis elemanı bulunduramıyorsanız bu arkadaş size sanki bir servis elemanı gibi yardımcı olacaktır. Yani bankette mesela bunu koydunuz, kişi buraya gelip istediği kahveyi çok rahatlıkla alabilir. Otellerin dışında restoranlarda takımınız vardır ama garsonlarınız servis yaparken bir yandan da kahve istendiğini, kahve yapma şansı yoktur. O hıza yetişemez. Bu sefer ne oluyor? Arkadaş o görevi de dolduruyor. Garson işlemi yaparken buraya tuşa basar, makineden bunu alırken başka işlemler de yapabilir. İşi bittiğinde hemen kahvesini alır, servisini yapar. Yani bir ek eleman, yardımcı eleman görevi gören ve işinizi kolaylaştıran, hiçbir zaman size sorun çıkartmayan güzel bir ürün. Yan taraftaki çubuğumuz istediğimiz zaman su almak için bastığımız zaman hemen size belli bir miktarda sıcak su veriyor. İstediğiniz kadar sıcak su alabilirsiniz. Nedir bu? Mesela birisi bitki çayı istedi. Sıcak suya ihtiyacınız var. Buradan direkt alabilirsiniz. Eğer isterseniz tabii ki americano olduğunda otomatik olarak suyu ekliyor. Sizin buradan su almanıza gerek yok. Sizin daha çok yardımcı eleman görevi gören bir bölüm olarak düşünebilirsiniz. Çok kuvvetli bir boiler olduğu için çok fazla litrelerce su alma şansınız yok ama o anlık tabii ki bir pot, iki pot alma şansınız bulunmakta. Bunun altını çizmek istiyorum. Piyasada birçok süper otomatik, yani bu tarz makine mevcut. Fiyatları gerçekten çok yüksek. Araba fiyatları denebileceğimiz fiyatlar var. Ama ben bu işi yapmak istiyorum ama bu kadar para da ödeme şansım yok diyorsanız Dr. Coffee gerek kalite gerek fiyat olarak sizi ciddi anlamda kurtaracak bir marka. Ve bu modelin çok başarılı olduğunu eminiz. Şunu da ek olarak söyleyelim. Dr. Coffee'nin birçok modeli var. Daha düşük segment ve çok yüksek segment olarak. O yüzden bu konuda mutlaka bilgi almanız gerekiyor. Yani sizin kapasiteniz neyse o ürünü vermemiz gerekiyor. Sonuna geldik. Artık kapanışı yapıyoruz. Çok eğlenceli bir ürün, çok keyifli bir ürün. Anlatmaktan gerçekten bıkmadığımız bir ürün. Sizin de özellikle mutlaka bu ürünleri incelemenizi istiyoruz. Dr. Coffee'nin birçok modeli var. Mesela benim çok butik bir yerim var dediğiniz zaman onun için daha uygun modeller veya daha kapasiteli modeller gibi birçok model mevcut. Bunların arasındaki farklılıkları Kafe Mark'ı arayarak ekstra bilgi olarak alabilirsiniz. Doğru ürünü seçmek istiyorsanız mutlaka Kafe Mark'ı arayın. Sizin için her daim hazırız. Evet, videonun sonuna geldik. Bizimle paylaşmak istediğiniz her şeyi aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz başka konular veya bilmek istediğiniz mutfak sektörüyle alakalı ne varsa orayı yazın. Biz sizin için mutlaka yardımcı olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.